Efendim merhabalar, ne var ne yok, hoş geldiniz. Bugün astrolog Dolunay Karaca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, sizi görmek mutluluk. Teşekkür ederim, sizi de görmek mutluluk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Dolunay Karaca, seçimlerden önce seçim sonuçlarını bilen, belki de en net şekilde ifade eden astrolog olabilir. Yani evet, bir iki astrolog daha söyledi, kabul. Söylediler. Ama siz çok net söylediniz. Doğru. Kemal Kılıçdaroğlu bitiş dediniz artık. Yani çok da tepki çektim o dönem. Evet, tepki ben de çektiniz. Bir kesim linç etti size hocam. Kesinlikle linç etti. Etik bulunmadı vesaire. Hani pek çok böyle çok hoşuna giden taraf da oldu tabii. Hoşuna gitmeyen taraf da oldu. Ama astrolojinin aslında önemi öngörü yapmak ve objektif olabilmek. Ben objektif olarak aslında öngörümü yaptım. Yani dolayısıyla gördüğüm tabloda bir değişim görmüyordum. Değişimin farklı alanlarda olacağını, liderlik konusunda olmayacağını düşünüyordum. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritasını da incelediğimde zaten kadersel olarak onun için bir takım bitişlerin başladığı, sancılı bir sürecin başladığı görünüyordu. Ve hala sözümün de arkasındayım. Sancılı süreç bu anlamda onun hala için devam ediyor. Hala devam ediyor. O yüzden hani ben Dolunay Karaca'yı da yakından tanıdığım için herhangi bir partiye yakınlığı yok. Tamamen objektif olarak değerlendirdi. Astrolojiye baktı, haritalara baktı. Aynen dedi öyle. Ki Sayın Cumhurbaşkanı tekrar kazanacak dedi. Ama dediğimiz gibi bir taraf linç etti maalesef. Şimdi hocam ne diyorsunuz? Bu video çekildiğinde ayın 25'indeyiz. 26'sında zannedersem yayınlanmış evet, olacak. Tamam. Önümüzde bizi bekleyen süreç, yerel seçimlere birazdan geleceğiz. Türk-Amerikan ilişkilerine geleceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar geleceğiz. Ama önce ne oluyor önümüzdeki günlerde, bizi bekleyen bir durum var. Şimdi bu 25 Eylül haftasının zaten aslında en güzel hafta günü pazartesi. Çünkü hem ayın güneşten aldığı güzel bir üçgen açı var. Aynı zamanda Merkür ve Jüpiter arasında çok uyumlu bir açı var. Dolayısıyla toplantı, seminer, bütün iş girişimleri ve bereketli, şanslı bir zaman dilimi olarak pazartesi kullanılmalı. Salı da keza kullanılabilir ama çarşambadan itibaren artık biz Dolunay'ın etkisi altına giriyoruz. Çünkü bu cuma günü öğle saatlerinde 6 derece Koç burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Cuma günü, 29 Eylül Cuma. Cuma günü, nasıl evet. Nasıl bir etkisi olacak? Şimdi Koç burcu temaları özellikle rekabet içeren, liderlik içeren, biraz da aceleci bir yapı sergiler koçlar. Yani hemen olsun ister, bir fazla cesaret vardır bazen, fazla risk alabilir. Bu gibi konuların çok üst düzeye çıkabileceğini gösteriyor. Dolunay esnasında Venüs ve Uranüs arasında dik açı kesinleşiyor. Bu da aslında ekonomik olarak çok dalgalanmaların olacağı, gerçekten çıkışların aynı zamanda düşüşlerin, ani düşüşlerin, beklenmedik konuların devreye gireceğini söylüyor. İkili ilişkiler açısından da Koç ve Terazi hem tutulmaları hem dolunaylar, yeni aylar, ikili ilişkilerde de bizlere aslında ben-sen dengesini güzel ayarlamamız gerektiğini anlatan bir aks. Dolayısıyla bu Koç dolunayında ben diyorum ki özellikle kişisel anlamda boşanmalar, ayrılmalar, işte hukuksal konular devreye girebilir. Peki Ekim ayında iki tutulma birden var. Değil doğru, mi? Doğru söylüyorum. Doğru. Bu mesela özellikle deprem konusunda insanlar çok tetikte olduğu için söylüyorum. Hı-hı. Hem güneş hem ay tutulması, öncesinde dolunay. Evet. Ya biraz mesela Ekim sıkıntılı mı demektir bu? Yani Ekim gerçekten çok kadersel etkiler barındıran bir ay. Hem güneş tutulması var, hem ay tutulması var. Terazi burcunda ilk önce 14 Ekim'de bir güneş tutulması olacak 21 derecede. Ve 28 Ekim'de de bu geçen seneden beri başlayan akrep boğa tutulmalarının son ayağı olan 5 derece boğa burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında birazcık hatlar yer değiştiriyor. Birazcık böyle ben özellikle sağlık konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıklamalar yapıldı, herhangi bir kapanma olmayacağına dair, işte korkulacak bir şey olmayacağına evet, dair. Ama 14 Ekim sürecinde bu salgınların çok artmasıyla birlikte ister istemez ben ufak zamanlamalı da olsa kapanma olacağını düşünüyorum. Öyle mi? Yeniden evet, kapanma olacak. Evet, yani kendimizi çünkü korumak zorundayız bir şekilde. Ha serbestsin, ister çık bulaşsın sana, istersen dikkat et. Yani bu kişiye verilmiş bir
yetki ise kişi de karşılığında bence korunmayı tercih edecek. Ve gene bazı özellikle deprem bölgelerinde üniversitelerde online eğitimlerin devam edeceğini düşünebiliriz. Bir doğal afet, deprem gibi bir şey ihtimali var mı peki? Özellikle ay tutulması, 28 Ekim'deki tutulma tam 5 derecede ve Türkiye'nin derecesi de 5 derece akrepte. Dolayısıyla bir karşıt yapıyor. Ve o aralık biraz evet. Öncesi sonrası biraz. Öncesi sonrası, bir hafta öncesi, bir hafta sonrası bir takım yeraltı depremler gibi konuları düşündürebilir açıkçası. Tam da Cumhuriyet'in 100. yılından bir gün önce evet, tutulma çok, var. Evet, çok çok önemli bir tutulma o. Yani Türkiye için evet. Çok çok önemli bir tutulma gerçekten. Türkiye bazı konularda bazı sonuçları görecek. Yani 1,5 senedir üzerinde çalıştığı tüm konuların aslında sonuçlarının neticelerini 28 Ekim'deki tutulmayla görecek. Ve ay tutulması aslında bir dolunaydır. Ve çoğu şeyin görünürde olduğu, saklanamadığı dönemlerdir. Bazı gerçeklikleri halk da öğrenecek. Yani bugüne kadar belki işte şöyle oldu, böyle oldu ve insanlar bilmiyorsa 28 Ekim'den sonra herkesin öğrenebileceği bir süreç. Sırlar açığa çıkacak gibi bir şey. Aynen öyle. Sırlar açığa çıkacak. İklimsel olarak bu arada kuraklıkla tabii ki yüzleşme durumundayız ve Koç Dolunay'ı da gene kuraklık ki yazın özellikle 20 Nisan'dan sonra Türker bu Koç Burcu'nda bir tutulma vardı ve yangınları çok özellikle tetikledi. Çünkü Koç Burcu'nun yöneticisi Mars, ateşle alakalı, ısıyla alakalı. Şimdi gene Koç Burcu'nda Dolunay var. Gene yangınlar devrede olabilir bu hafta, dikkat etmekte fayda var. Deprem, yangın, bunlar sıkıntılı bir ay sanki bizi bekliyor gibi. Şimdi çok şey yapmayayım ama insanları korkutmayalım ama. Yok tabii ki. Peki yani mesela Türkiye bu zamana kadar eksiklerini artık biçecek gibi bir tablo o zaman ortaya çıktı. Mesela biçecek. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından nasıl bir dönem bizi bekliyor? Şimdi bu özellikle 14 Ekim'deki güneş tutulması terazi burcunda olacak. Ve Amerika'nın tepe noktası terazi. Türkiye'nin ise dip noktası terazi. Dolayısıyla bir karşıtlık var. Yani özellikle şimdi bu Koç Dolunay ile birlikte 29 Eylül'den itibaren bir süredir uyuyan, bir süredir yastık altı edilen, durgunlaşan gerilimin tekrar tırmanabileceği bir sürece giriyoruz aslında. Yani 29 Eylül'de başlayacak 15 Ekim'e kadar olan süreçte Amerika-Türkiye arasında böyle bir gerginlik söz konusu diye düşünüyorum ben. Bir yandan da işte Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan bir tablo söz konusu. Tabii Türkiye orada birlikte Azerbaycan'la. Evet. Dış politika, uluslararası politika baktığınızda işte Rusya ile Türkiye arasında yakınlaşma devam ediyor. Rusya, Azerbaycan'ın da operasyonuna hiçbir ses çıkarmadı. Genel itibariyle mesela bu iç politikaya nasıl yansıyacak? Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Evet. Evet. Herkesin gözü kulağı orada. Evet. Siz son seçimde de tahminleri doğru çıkmış biri olarak yerel seçimleri nasıl görüyorsunuz? Yani açıkçası astrolojik olarak da incelediğim zaman yerel seçimlerde de ben bu sefer değişim olacağını söylüyorum işte evet. Mesela İstanbul için ve Ankara için kaybedecek. CHP mi kaybedecek? CHP kaybedecek. İzmir için devam diyorum onlara. Yani bu önemli bir açıklama çünkü hani İstanbul belki herkes tarafından konuşulan bir durum ama Ankara'yı da çok kaybedebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ankara'yı da kaybedebileceği büyük olasılık diye düşünüyorum. Peki o zaman Kemal Kılıçdaroğlu için sizin ilk söyledikleriniz geçerli. İyice bitişe doğru ilerliyor. Bitişe doğru gidiyor diyor, demiştim. Yani maalesef ki yani kadersel olarak onun liderlik etme Türkiye haritası için yok. Ha belki başka bir ülkede Norveç'te olsaydı çok iyi bir başbakan olabilirdi. Baturay Özdemir'in bir sözü var ya. Öyle mi? Komedyen, ünlü stand-upçı diyor. Yani seçimden sonra da en gıcık olduğum cümle şu diyor. Kılıçdaroğlu doğru adamdı, halk ama yanlıştı. Ne yapalım diyor Kılıçdaroğlu diyor, Norveç'e mi götürelim diyor. Danimarka'ya mı diyor? Tam onun gibi söylediniz. Hiç dinlememiştim ama doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Yani ülkelerin haritaları var. Dolayısıyla her ülkenin mesela belki senle ben şu an ekranda yayın yapmıyor olacaktık. Belki başka bir ülkede doğup büyüseydik. Ya biz bu ülkenin efendime söyleyeyim medya tarafındayız. Yani her ülkenin uyuşmuyor diyorsun. Uyuşmuyor. Liderlik tarafına uyuşmuyor diyorum ben. Peki CHP'de mesela şimdi koltuk savaşları var yani. Hani Özgür Özel aday, Ekrem İmamoğlu diyorlar bir yandan ama Özgür Özel'i destekliyor gibi.
Orada bir öngörünüz orada var mı? Orada Kemal Kılıçdaroğlu hala devam. Devam? Evet, hala devam. Bu da enteresan bir şey yani. Bu da enteresan, evet, hala devam. Ama yerel seçimlerden sonra çok çok zor olacaktır. Devam. İyi Parti zaten. Üzerinde hiç Meral Akşener'e baktınız mı hocam? Meral Akşener'le ilgili yani hep yanlış tutumlar, yanlış davranışlar, sonradan fark edilen, kendisinin de sonradan fark ettiği ve döndürmeye çalıştığı durumlar ve pozisyonlar var. Yay burcu, yay temaları onda tabii çok yüksek. Dolayısıyla spontane hareket ediyor. Düşünmeden bazen konuşabiliyor veya içi dışı çok bir insan aslında. Ama liderlik olarak onun da herhangi bir Türkiye'de uyuşması şansı söz yok konusu diyorsun. Değil, evet. Peki yerel seçim bu dediniz ama Ekrem İmamoğlu'nun da orada bir konuşmak lazım herhalde. Bilmiyorum onun haritasına baktınız mı? Ha, onun haritasına hiç bakamadım bu ara ama Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edeceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu devam edecek. Ekonomine nasıl etkiler olacak hocam? Yani bu tutulmaların, dolunayın ekonomiye nasıl bir etkisi olacak? Şimdi bu dolunayda Mars 21 derece terazi burcunda olacak. Mars terazide hiç de uyumlu olmadığı, rahat etmediği bir pozisyondadır. Ve 21 derecede şöyle bir önem taşıyor. 14 Ekim'deki tutulma 21 derecede gerçekleşecek. Dolayısıyla astrolojide gezegenler, dereceler ve bu şekilde konumlanmalar söz konusu olduğu için Mars'ın bu alandan hareket etmesi özellikle bir takım dengesiz iniş çıkışlara sebebiyet verecek. Venüs ve Uranüs arasındaki dik açıda ekonominin kötü olacağını, özellikle doların altının tekrar yükselişe geçeceğini, tabii ki de bir yatırım tavsiyesi asla değil ama hani astrolojik olarak finansal astrolojiyle de ilgilendiğim için söylüyorum. Altının doların tekrar yükselişe geçireceği ve güvenli liman olarak ben bu sene nedense borsanın iyiye gideceğini düşünüyorum. Kripto paralar? Ocak 21 Ocak'tan sonra Plüton Kova burcuna geçecek. Kripto paralarda yeniden bir düzenlenme ve yeniden ayağa kalkış var. Ufak ufak, bir anda değil tabii ki. Orada çok insanlar düştü. Mağdur oldu, evet, mağdur gerçekten oldu, çok mağdur oldular ama Plüton çünkü retro yaptı, tekrar oğlağa geriledi. Bu da kripto dünyasını bayağı bir sarstı. Ama şimdi 21 Ocak itibariyle 2024'te Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor. Gene kripto paralar, dijital mecralar, dijital konular, teknolojiyle ilgili birçok konu tekrar ilerleme kaydedecek. Ekonomide tabii şimdi insanların merak ettiği şey hani ekonomik bir sıkıntı olduğu aşikar, evet, insanlarda. Evet. Acaba bu işte 28 Ekim Türkiye'nin de üzerinde olacağı bir tutulma arkasına iyileşme olabilir mi? Umudu var mı? İyileşme kesinlikle olacak ülkemiz için. Yani iyileşme olmama gibi bir şansı yok. Çok fazla zenginliği olan bir ülke. Yeraltı madenleri mesela. Yeraltı konusunda, madenler konusunda çok zengin. Doğalgaz konusunda vesaire çok güzel çalışmalar yapıldı. Ve çok gerçekten politik davranan, özellikle ilişkileri de çok doğru yöneten bir ülkedeyiz şu anda. Ve ben özellikle 8 Nisan'da bir tutulma var 2024'te. Bu tutulmadan sonra Türkiye'nin önünün çok açılacağını düşünüyorum. 8 Nisan 2024'ten sonra. Evet. Türkiye'nin önü gayet açılacak. Hem teknolojik anlamda, biliyorsunuz geçenlerde Elon Musk da Türkiye'deydi. Ve Tesla'nın fabrikası kurulması için ona aslında... Sayın Cumhurbaşkanı New York'ta görüştüler. Evet, Türkiye'ye gelme ihtimali öyle var. Aynen öyle. Bu belki hemen şu anda değil ama ilerleyen yıllarda kesinlikle olacaktır. Ciddi dış yatırımlar alacak diyorsunuz Türkiye o zaman. Kesinlikle alacak. Elon Musk dediğiniz için sorayım yani. İşte Elon Musk sürekli her gün bir açıklamasını okuyoruz. Evet. Şimdi en sonki açıklaması canı çok sıkılıyor. Doğru, doğru. Onun haritasına baktığınızda ne görüyorsunuz? Mesela Twitter'ı aldı, Mars'a gideceğim diyor, Tesla'yı kurdu. Yani yapmadığı şey yok şu anda Elon Musk'ın. Onun haritasını ben telefonuma bir kaydetmiştim. Evet, evet. Yükseleni yengeç, burcu da yengeç. Evet, yükseleni yengeç, burcu da yengeç. Of, tam duygusal. 28 Haziran 1971'de doğmuş. Tabii doğum saatini tam net bilmiyoruz ama baktığımız sosyal mecradan gördüğümüz olarak yengeçe yengeç bir yapısı var. Ay burcu Başak. Çok titiz çalışıyor, çok mükemmelliyetçi çalışıyor. Yengeç yengeç aslında çok duygusal hassasiyetleri olan ve inzivada olmayı seven bir yani insan. Ben yengeç burcuyum, oradan biliyorum. Duygusal yükselenim kurtarıyor beni herhalde. Benim de yükselenim yengeç, aynen öyle. Dolayısıyla
duygusallığı o kadar yüksek ki aslında hassasiyetleri. Mesela çocuklarına çok bağlı aslında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmeye ikisiyle birlikte gitti. Çok tatlıydı. Ben çok hoşuma gitti açıkçası. Hani o da eleştiriler... tam bir yengeç burcu hareketi mi acaba? Yengeç burcu. Tam anaç babaç bir hareket. Aslında şimdi çocuklarıyla mesela çok güzel vakit geçiriyor. Gördüğüm kadarıyla çocuklar hanesi öyle. Ama mesela 3 gün 7-24 birlikte onlarla yiyip onlarla içip onlarla kalkıyorsa 20 gün hiç görmüyor. Satürn'den karşıt alıyor çünkü o çocuklar ailesi. Yani çok değişik bir insan. Uranüs'te 4. evinde mesela evi yok. Biraz orada kalıyor, biraz orada yaşıyor, biraz burada yaşıyor. Hani tamamen teknolojik, sanki bu dünyadan değilmiş imajı olan ama teknik konularda, bilgisayar ve böyle mistik konularda da özellikle spiritüel konularda da çok aslında yatkınlığı var. Çünkü su elementi de güçlü haritasında. Yani mesela bir liderlik yapamaz belki ama teknoloji ve mistik konularda çok başarılı. Fakat 2027 aralığında ben onun haritasında ay düğümleri de aslan ve kovada olduğu için mesela bu sosyal mecralardan çekileceğini düşünüyorum. Onu satacak. Ne zaman? 2027. Evet. Satacak. Her an çıkabilir zaten değil mi? Çıkacak, biraz... çıkacak. Çünkü ona göre olmadığını fark edecek. Ona göre olmadığını fark edecek. O tamamen uzay, işte efendimiz Tesla, SpaceX bu gibi konularla haşır neşir olmalı. Ondaki problem kendi algısını çok fazla dağıtıyor. Aslında iki şeye, üç şeye odaklansa inanılmaz bir potansiyele sahip. Ama her şeyden biraz alıyor. Böyle de bir ikizlerde de çünkü gezegenleri var. Madem öyle Amerika'dan gidelim. Mesela Trump 2024'te bir seçimler var. Doğru. Biden'ın da son hareketlerini, son davranış stillerini, gerçi seçildiğinden beri öyle. Baktığımızda bir o da sanki bitişe doğru ilerliyormuş gibi ama bir yandan da aday olacağını söylüyor. Trump'ın şansı var mı? Şimdi biz hatırlarsan bundan bir sene evvel, iki sene evvel olarak konuştuğumuzda da hep sanki Biden'ın bir sağlık problemi olacak. İşte başkasına mı Kamala devredecek, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Ne oldu? Bir şekilde hep devam etti. Ve çok da konuşuluyor sağlıkta işte yaptığı hareketler, gidiyor başkasına selam veriyor vesaire bir şeyler. Fakat evet adaylığı olabilir. Ben açıkçası Plüton'un retroda, Oğlak'ta ve retroda Amerika'nın haritasında. Dolayısıyla eski yani Donald Trump'ın tekrardan lider olabileceğini düşünüyorum. Ha, tabii ki o dönem çok büyük spekülasyonlar geçirecek. Tabii. Zaten şimdi 2024 çok fena bir yıl Amerika için. Fırtınalı diyorsunuz. Çok fırtınalı. Güneş'i yengeçte Amerika'nın da ve bu öncü burçlar, yengeçler, Oğlaklar, teraziler ve koçlar bu koç terazi tutulmalarından etkilenecekler. İyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir ama bir takım dönüm noktalarından geçecekler. İç karışıklık bekliyor musunuz? Hem Türkiye için sorayım bunu. Hani öyle bir gezi benzeri. Öyle bir kaos oluşturacak bir iklim var mı? Bu kaos olursa şayet Ekim sonu Kasım başı olabilir evet. Bu Ekim. Evet çünkü bu tutulma, Boğa burcundaki tutulma gerçekten çok önemli Türker. Yani derecesi derecesine tam Türkiye'nin karşısında olduğu için gerçekten Türkiye'de böyle değişik sıra dışı olaylar beklenir diyorum ben. Ama yani iktidara zarar verecek bir durum değil diyorsunuz hayır, siz. Hayır, ama hayır. Bir kaosumsu bir şey olabilir. Bir kaosumsu bir şey olma ihtimali çok yüksek. Zelenski ile ilgili bir, Ukrayna ile ilgili bir öngörünüz var mı? Şimdi Ukrayna ile ilgili yani Zelenski'nin kesinlikle gitmesi, orada da bir değişikliğe varılması şart. Ama mesela toprak olarak bu Özbekistan, Kazakistan ve Polonya tehdit altında olarak görüyorum ben 2024'te. Bunun dışında da Hırvatistan, Makedonya, işte efendim Romanya mesela yükselişe geçen kendi gerçekten milli servetlerini arttıracak ülkeler olarak görüyorum. Peki Türkiye için, Romanya dediğiniz için mesela orada doğal gaz keşifleri Karadeniz'de çok yapılıyor. Türkiye'de böyle yeniden keşif dönemi başlıyor mu? Zaten çalışıyor kesinlikle, gemiler sondajları değil mi? Evet kesinlikle. Türkiye zaten buna devam edecek. O başlattığı konulara halen daha devam edecek. Peş peşe müjdeler var. 2025 yılında özellikle çok büyük rahatlama var Türkiye için. Şimdi sizler ya da farklı isimler böyle şey söyleyince insanlar şunu diyor. Ya biz hani buna çok inanmıyoruz diyorlar. Ben geçen gün yayınladım ki ya doğalgaz çıktı insanlar inanmadı. Halbuki doğalgaz yani bulundu. Evet. Biraz şey var. Ön yargıyla yaklaşıyor bizde insan. Kötüyü bekliyoruz değil mi? Evet doğru. İyi olacağını sanki hiç düşünmüyor gibiyiz. Hiç düşünmüyor gibiyiz. Hep böyle her şey gün geçtikçe, yıl geçtikçe daha da kötü oluyor. İşte daha bir perişanlığa, zorluğa, ekonomik sıkıntıya gidiyoruz gibi oluyor ama...
Bence kesinlikle 2024 Nisan'da başlayan ve 2025'te de güzel bir yükselişle Türkiye'nin önünü açık görüyorum ben de. Peki hocam, şimdi CHP'ye baktınız, AK Parti'ye böyle hiç baktınız mı? Mesela 2027'de bir sonraki seçimler, yerelden sonraki seçimler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dan sonraki isim çok konuşuluyor mesela. Evet. Acaba kim olacak şeklinde. Yani benim kafamda bir insan var ama ben söylemeyeyim diyorum bu ismi. Öyle mi? Evet. Bir lider var diyorsunuz. Var, var. Kesinlikle lider. Selçuk Bayraktar'ın ismi çok öne çıkıyor mu? O değil mu? Bence. Hayır, o değil. Kendisini bu arada inanılmaz beğeniyorum. Çok takdir ediyorum çalışmalarını, duruşunu, felsefesini. Gerçekten gözümüz kapalı ona veririz hani. Şey olsa, aday olsa ama onun öyle bir vizyonu değil, daha çok teknik, teknolojik, bilimsel konularda çalışmalar yapmasını gerektiren bir haritası var. Dolayısıyla o değil, başka bir isim olarak görüyorum ben. Muharrem İnce? Muharrem AK Parti'de tabii ki. Yani Muharrem İnce'nin geleceğiyle ilgili bir öngörünüz var mı? Evet. Seçimden önce de Muharrem İnce'yi çünkü konuşmuştuk zannedersem. Muharrem İnce tamamen kendi kabuğuna çekilecektir. Öyle mi? Evet. Evet, çünkü hassas bir şey söyleyeceğim. Bir Dolunay Karaca Muharrem İnce için seçimden önce dedi ki yine başarısız olacak dedi. Evet. Yine doğru tahmin ettiniz o dönemi de. Evet. Zaten çekildi. Evet, evet. Hassas bir insan diyorsun. Hassas bir insan. Politikada biraz hassasiyetleri çok kabul etmiyor açıkçası. Demir gibi bir nasır tutmuş kalbi kabul ettiğini düşünüyorum ben. Bence en flaşı yerel seçimlerde iki İstanbul'u, Ankara'yı evet, da CHP kaybedecek diyorsunuz. Kaybedecek diyorum. O çok enteresan. Peki şimdi önümüzdeki dolunay ve iki tutulma için hocam. Hı. Şunu yaparsanız doğru olur, bunu yaparsanız yanlış olur. Şu burç dikkat etsin. Burçlara mı geçelim? Bir bakalım. Evet hocam. Olur, burçlara bakalım. Şimdi burçlar için sevgili koçlar, zaten koç burcunda bu dolunay. Hmm. Dolayısıyla biraz kendi hayatını çeki düzen vermek, kendi kişisel gelişimi, kendi dış görünüşü ve kendi kararlarını sorgulamakla muzdariptir bu dolunayda. Biraz gerginlikler, migren ve baş ağrıları, sinüzit gibi konular sevgili koçların haftasında geçerli olacak, yani bu dolunay haftasında. Hı hı. Ben de demişim ki koçlar için iyi niyetiniz algılanmıyorsa kendinizi çok fazla paralamayın, çok fazla parçalamayın ve liderlik edeceğim, insanları yöneteceğim diye kendinizi sıkıştırmayın, başınızı ağrıtmayın diyorum. Sevgili boğalar için bu koç dolunayı onları biraz daha böyle kimin düşmanı olduğunu, kimin iyi niyetli olduğunu gösterecek ve inzivada olmak, biraz arka planda kalmak, biraz geri çekilmek isteyecek boğalar. Bazı böyle sorun olan konulara çözüm üretmeleri iyi olur diye düşünüyorum. Ama yalnız kalıp kendileri düşünsünler bu çözümü. Yani ele güne hiç kimseye sormasınlar. Kendileri karar versinler boğa burçları. İkizler sosyal çevreyle ilgili rekabet. Sosyal çevrede belki bir takım yanlış anlaşılmalara maruz kalabilir koç dolunayıyla. Çünkü koç dolunayıyla bir heves var. Herkes bir an dandan konuşabilir. Farkında olmadan ağzımızdan yanlış kelimeler çıkabilir. Arkadaşlıklarda biraz sınırları çizmeli sevgili ikizler. Yengeçler iş ve kariyer hedeflerinin bir sonuca vardığını görecek. Çünkü dolunay sonuç gösteren bir tablo. Ne ektiyse onu biçecek yengeç. Hmm. Türkiye'nin de zaten yükseleni yengeç. Dolayısıyla Türkiye'de ne ektiyse onu biçecek. Hmm. Bahar aylarından beri. Aslanlar için hukuksal konular, din ve eğitim konuları ön planda oluyor. Ve gene yabancılarla yapılan işler, yurt dışı konular, seyahatler, buralarda biraz gerilimler, belki işte vizeydi, pasaporttu, sıkıntılar gerçekleşebilir. O yüzden seyahatleri birazcık böyle askıya almak iyi olabilir. Bence anlamsız kalabalıkları bir süre aslanlar bırakmalı. Gerçekten böyle herkesle değil de 3-5 insanla seçici hareket etmeli diyorum ben aslanlar için. Başaklar ise ödemelerine, ortaklıklara dikkat etmeliler. Özellikle ortaklıklarda bir takım pürüzler ve sıkıntılar yaşanacak. Hak yeme ile ilgili. Yani ne bir başak birisinin hakkını yesin, ne de hakkı yendiğinde sessiz kalsın. Çünkü böyle bir adaletsizlik söz konusu başak burçları için. Buna dikkat etsinler diyeceğim. Hı hı. Teraziler özellikle ilişkiler ve ikili ilişkiler, yani işte aşk ilişkisi olabilir, iş ilişkisi olabilir, evlilik olabilir, her türlü ikili ilişkisinde bir neticeye varacak ve terazi de aslında bazı şeyler için üzülmemeyi, üzülmeye değmezmiş
diyeceği bir dolunay yaşıyor. Dolayısıyla kendisiyle yol almak isteyenlerle devam ederse çok daha rahat eder diye düşünüyorum. Akrepler özellikle günlük işleri biraz angarya gibi gelebilir. Yani böyle bir sıkılganlık var Akrep Burcu'nda bu dolunay esnasında. İşte günlük işlerinin fazlalığı veyahut da sorumlulukların çok artmış oluşu akrepleri zorlayabilir. Ben o yüzden biraz daha doğada vakit geçirmek ve düzenli egzersiz yapmayı, güzel rutinler oluşturmayı akrepler için önerebilirim. Yay burçları özellikle aşklar, flörtler ve hayatın keyif aldığı noktalarda keyifsizlikler yaşayabilir. Bazı hobilerini değiştirmek, başka bir şeyle ilgilenmeliyim diyeceği bir süreç olacak. Yabancı dil kursları, efendime söyleyeyim daha önce yapmadığı bir sportif aktivite onlar için ideal olabilir ama sakatlanmalara dikkat etmeli. Çünkü koç enerjisiyle sakatlanmalar da bu dolunayda devrede. Oğlak burçları özellikle ailevi konular, ev, aile konusunda düzen oturtmalı diyorum. Bir düzenini tutturmalı. Yeni bir çevreye girdiyse, yeni bir eve taşındıysa bu anlamda oraya alışma sürecinde şu anda. Biraz krizli geçiyor bu alışma süreci. Kovalar özellikle tanıtım, reklam, halkla ilişkiler ve yakın çevre, kardeşlerle olan problemleri su yüzeyine çıkacak. Güvensizlik yaşadığı yerde durmasın. Yani ben eğer bir insan hakkında şüphe duyuyorsam, güvensizlik duyuyorsam gene de onunla devam etmemeliyim. Duyduğum an hislerime güvenmeliyim bu kovalar için söylüyorum. Balıklar içinse iş imkanları, maddi olanaklar, parayla ilgili konular biraz sıkıntılar getirebilir. Özellikle parasal harcamalarda fazla bir bütçeyi zorlama durumu söz konusu olabilir. O yüzden biraz daha harcamadan önce düşünmek gerekecek sevgili balıklar. Peki. Ben bu dolunaylardan hep çekiniyorum. Yani 6 Şubat depreminden önce de dolunay vardı ya, o yüzden evet, biraz o dolunaylar deyince bir geriliyorum ben. Yani artık otomatik olarak doğru. Umarız memlekete bir sıkıntı yaratmadan geçer i̇nşallah, gider. İnşallah, inşallah. Şimdi Koç'un dolunaylarda biz her zaman yöneticiye bakarız. Koç burcunun yöneticisi Mars'a bakıyoruz. Mars askeri konular, orduyla alakalı. Gene askeri hareketlilikler evet olabilir diyoruz. Aynı Azerbaycan'da olduğu gibi belki de şu an. Aynen öyle. Mars gene ısıyla alakalı yangınlar olabilir diyoruz. Dolayısıyla Marsiyen konular, askeri konular, orduyla, metallerle ilgili konular ve sporcularla ilgili konular. Mars biraz takarlık, kaza enerjisi de içeriyor çünkü. Spor dediniz hocam, bir şampiyon şu olacak diye bir tahmininiz var mı? Şampiyonu ben evet baktım. Şöyle Jüpiter'in Boğa burcunda hareket ediyor olması özellikle Fenerbahçe için büyük bir şans bu sene. Ben bu sene şansım Fenerbahçe'den yana olacağını düşünüyorum. Bakalım. Bir Fenerbahçe olarak hadi inşallah diyorum. Bence de. Hocam bir de büyük değişimin olacağı öyle bir beklenti de var. Kimya sokakta büyük bir değişim geliyor. Dünyada her şey değişecek. Evet. Bu gerçek mi, öyle mi? Yani neden evet değişiyor ve ne zaman değişecek? Şimdi 2020 yılında aslında Jüpiter ve Satürn kavuştu Aralık ayında ve 0 derece Kova burcunda zaten değişimin ayak seslerini yaptılar. Dolayısıyla bunun bazı evreleri var. İşte dik açıda oldukları, kare açıda oldukları vesaire. Mesela 2029-2030 yılları gerçekten büyük bir değişim söz konusu diye düşünüyorum ben. Yakın zamanda ama öyle büyük bir değişimden hayır, bahsedemeyiz. Hayır, hayır. 2029-2030. Yani dünya genelinde, global konularda büyük bir değişim. Peki o kimi astrologların Mayıs'tan önce dünyada her şey değişiyor, bildiğiniz her şey tarumar oluyor dediği şey neydi? Yani Türkiye'ye de buna önce katıyordu. Seçimlerden önce özellikle çok söyledikleri bir şey vardı yani. Türkiye'de de değişiyor, dünyada değişiyor. Bir şey olmadı gördüğüm kadarıyla. Yani kimileri öyle söyledi. Çok doğru. Herkes işte Plüton'un 8. evde oluşundan dolayı 8. ev gerçekten işte kitlesel ölümleri, böyle sancılı bitişleri, sonlanmaları ve yeniden doğuşları bir takım değişim fırtınalarını getiriyor, doğru. Fakat bu değişim fırtınaları tamamen teknolojik konular, kripto paralar, dijital dünya, finans konuları, bankacılık, bankacılık sistemlerinin değişmesi, işte sermaye piyasalarının değişmesi, vergiler, faizler, tüm bunlar bunlarla ilgili değişiklik. Yani aslında para biriminin belki değişmesi tamamen bu. Yani burada Türkiye'deki değişecek konu da gene bununla alakalı. Dış borçlar konusu, vergi konusu, bir takım para sistemlerinin değişmesi gibi konular. O zaman dünyada olabilir. Ekonomi
Evet, ekonomik anlamda çok önemli yıllardan geçiyoruz. Çünkü büyük iflasların olacağı, büyük bitişlerin, sonlanmaların olacağı ve yeniden yapılanmanın olacağı. Mesela korona döneminde hatırlarsan bu kapanma döneminde çok alakasız, çok iyi giden şirketler düştü, yok oldu. Hiç adı duyulmayan şirket number one oldu gibi düşün. Hani bunun gibi bir değişimdi bu. Yani o bahsedildiği gibi işte her şey, bütün yönetimler, her şey değişiyor, ülkeler değişiyor gibi bir şey yok. İnsanlar şunu diyor yani, ya onun da baktığı harita değil mi o zaman? Evet, hepimiz aynı haritaya bakıyoruz ama ben mesela danışanlarım da bunu çok soruyorlar bana. Neye bakıyorsunuz? İşte ben daha önce de baktırmıştım diyor mesela vesaire. Siz nasıl hani yapıyorsunuz bu işi? Şimdi şöyle, tabii ki iyi kurgulamak ve ifade etmek çok önemli. Bu bir, gezegenler olasılıklar barındırıyor. Bu olasılıkları kendi o altıncı hisle de birleştirip seçmek, cımbızla seçmek çok önemli. Bir de mesela şimdi şöyle düşün, bulutlara bakıyoruz. Ben işte diyorum ki ördeğe benziyor. Sen diyorsun yok canım ne ördeğe, aslana benzettim diyorsun. Hmm. Ya yani hepimiz aynı gökyüzüne baksak da aslında... Farklı şeyler görüyoruz. Evet, evet. Biraz yorumlanmaya muhtaç durulanmış o zaman. Çok çok yorumlanmaya muhtaç bir ve gerçekten her yöne çekilebilecek bir konu astroloji aslında. O yüzden gerçekten çok iyi eğitim alıp çok irdelemek, çok çalışmak ve zamanla bazı şeylerin, hani çayın demlenmesi gibi demlenmesini beklemek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok ben sağ olun. Teşekkür Var mı ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey? Bunu da söyleseydik iyi olur dediğim hepimizin zaman her şey hayırlı olsun. Güzel bir dolunay olsun inşallah. İnşallah. Her dolunay illa da kötü şeyler olacak anlamında değil. Sonuçta hareketlendiren, bizi cesarete, dürtüye getiren de bir dolunay olacak. Çünkü retrolarda yazın bir ileri iki geri gittik. Bir türlü harekete geçemedik. Şimdi koç enerjisiyle ben diyorum ki Eylül itibariyle tekrar hareketlenelim. Tekrar o eski hevesimize kavuşalım. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Efendim astrolog Dolunay Karaca ile birlikteydik. Sizlerin de yorumlarını çok merak ediyoruz. Bu videonun altına yorumlarınızı mutlaka yazın. Abone olmayı da unutmayın. Ne var ne yok da 730 bin aboneye geldik. Artık dediğim gibi 800 bine bir an evvel yürümemiz lazım. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geçen gün canlı yayında 727 bindi. Dedim ki ya bu bize yakışıyor mu? Yayını bitirirken gece 1'de söyledim ama sağ olun birden bir gecede hemen 3000 abone birden gelmişti. Süper. Çok teşekkür ediyoruz yani izleyicilerimize bu teveccühlerinden dolayı. Şimdi desteklerinizle 800 bin artık yürüme vaktidir efendim. 1 milyona doğru gider inşallah. İnşallah. 1 milyon olalım inşallah. Astrolog Dolunay Karaca'yı da sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın efendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.